Katar demek çöl demek. Katarlılar bu çölleri vahaya çevirenler. Lüks jipler, lüks kamplar çöllerin olmazsa olmazı artık. Biz de 4x4 jipimizle safariye başladık. Evet, tangır tıngır şu anda artık kendimizi Katar çöllerine attık. Macera, adrenalin, heyecan arayanların Katar'a geldiklerinde vazgeçilmez aktivitelerinden biri. İşte görmüş olduğunuz bu jip safariler. Şu anda şoförümüz artık yüksek yüksek kum tepelerinden hızla çıkmaya başladı. Ve hızla iniyoruz. Yakupcan, sıkı tutun Yakupcan. Çünkü çok büyük kum tepelerinden aşağı doğru inanılmaz hızlı bir şekilde iniyoruz. Wow! Yakupcan, sıkı tutun. Of, inanılmaz hızlı gidiyor ya. Resmen yağ gibi kayıyor şu anda. Jipimiz kumların üzerinde yağ gibi kayıyor. Gerçekten mükemmel dakikalar yaşıyoruz. Evet, Dubai'de, Katar'da bu zaten çok meşhur bir aktivite. Olmazsa olmaz bir aktivite. Katar çöllerinde şu anda çok güzel dakikalar geçiriyoruz. Yalnız manzara olağanüstü. Burası Sea Line olarak isimlendiriliyor. Hemen sağ tarafımız uçurum. İnanmıyorum. Yakupcan. Öldüm. Bu nasıl bir şey ya? İnanılmaz. Resmen var ya, uçurumdan düştük aşağı. Bu arada mükemmel bir manzaraya geldik. Ya çölle deniz iç içe girmiş. İnanılmaz. Çölle denizin bu kadar yakın olduğunu bakın Katar'da görüyorum. Daha önce de birçok çöl ziyaret ettim ama bu kadar iç içe geçtiğini görmemiştim. Jipimiz o kadar hızlı ki çığlık kıyamet gidiyoruz bu kumlarda. Yakupcan, neler hissediyorsun? Gerçekten elimde değil ya, böyle hani çığlık atıyorum, bağırıyorum ya, çünkü o kadar yüksek tepelerden düşüyoruz ki. Yani böyle korkmamak mümkün değil. Sanki insan zannediyor ki savrulacak, jip dönecek. Ama dediğim gibi şoförümüz çok tecrübeli, arabamız zaten safariye hazır. Lastiklerimiz tamam. O yüzden korkacak bir şey yok, güvenli ellerdeyiz. Dün akşam Brüksel'e yoğurt yedim, inşallah çalkalanıp hayran olmamıştır. Evet, yakışan hayran olabilir. Tabii çalkalanıyoruz, savruluyoruz. Yüksek kum tepelerinin üzerinden aşağılara düşüyoruz. Jipimiz böyle sağa sola acayip derecede manevralar yapıyor. O yüzden dünyanın en ender ve en heyecan dolu aktivitelerinden biri. Safarimize başlarken lastiklerimizin havasını indirdik. Bu kumlarda safari yapabilmek ve araç güvenliği için lastiklerin havasını indirmek şart. Son hız kumlarda safari yapmak unutulmaz. İnanılmaz. Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Ya bu nasıl bir şey? Allah'ım yarabbim. Anlamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Gerçekten tarifsiz izleyicilerim. Bunu yaşamanız lazım. Güzeller, anlatayım hadi. Bembeyaz çöllerin üzerindeyiz. Çöl rengi de çok güzel. Güzeller, şurada uçan araba var. Evet Yakup'tan arabaların hepsi uçuyor şu an. Niye diyeceksin? Çünkü buraya herkes, buraya gelen turistlerin muhakkak yaptığı bir aktivite. Ve safarin üstü olduğu gibi jiplerle dolu. Ha, ben jip safari yapmak istemiyorum ama çöl havası almak istiyorum diyenler için develerle yapılıyor. Evet, yamaç paraşütü isteyene yamaç paraşütü. Çölde yamaç paraşütü çok ilginç ya gerçekten. Planör isteyene planör. Yine farklı aktiviteler. Ama izleyiciler, yamaç paraşütü yapan insanlar benim üstüne inebilirsin. Aynen. Wow! Hemen manzarayı gösteriyorum. Ya hayır! Olamaz! Ya olamaz gerçekten şoförümüz. Ya! Aman Allah'ım, denizle çölün birleştiği noktada o incecik kum tepesinde gittik. Bu çöl çok ilginç bir oluşum. Çünkü rüzgar çıktığı zaman mesela bu kum tepeleri yer değiştiriyorlar. Bugün burada gördüğümüz kum tepesini yarın burada göremeyebiliriz. Çünkü o kadar şiddetli fırtınalar çıkıyor ki çölde. Bu kum tepeleri yer değiştiriyorlar. O zaman denizin üstü ne var? Çölle denizin olduğu noktada nasıl bir şeydir ya bu? Nasıl bir güzellik? Burası halk bir çöl olmuş. Bu nasıl bir gidiş? Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Ve deniz kenarındayız.
görüyorsunuz. Şu anda deniz kenarına geldik. Dünyanın en ilginç manzarasındayız. Çölün denize bu kadar yakın olduğu tek yer burası. Aman Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ben böyle bir şey yaşamadım. Yemin ediyorum ya. Bu nasıl bir şey? İnsan bu çöllerde sinirini, stresini bırakıyor. Çığlık ata ata yaşanan adrenalinle insan bayağı keyif alıyor, mutlu oluyor. Bütün negatif enerjiyi sıfıra indiriyor. Birkaç saat ya da bütün gün bu safari daha da genişletilerek yapılabiliyor. Çok güzel bir rüzgar var. Wow, çok seviyorum rüzgarı. Harika. Manzaramı göstermek istiyorum. Hemen şöyle sağ tarafımda, evet, jipimiz, ultra lüks jipimiz. Sağ tarafımda müthiş bir deniz, Basra Körfezi. Ve deniz o kadar güzel girmiş ki çöllerin içerisine, şaşırmamak elde değil. Gerçekten mükemmel. Ve hemen öbür tarafımda da uçsuz bucaksız Katar çölleri. Gerçekten inanılmaz. Ve gün batımı bu taraftan gerçekleşecek. Yine bakın görüyorsunuz, hemen şöyle geldiğimizde her köşede arabalar duruyor. Bakın gün batımını izlemek için hemen arkamda görüyorsunuz arabalar duruyor. Burada buranın özelliği bu. Gün batımını izleyecekler ve sonra da kamp alanına gideceğiz. Kampta çok güzel bir kültür bizi bekliyor olacak. Diğer jipler de gelmeye başladı. Birazdan gün batacak, gün batımını izleyeceğiz. Bu mükemmel manzaraları sizlere göstereceğiz. Seviyoruz Katar'ı. İmkanı olan da gelsin diyoruz. Bu çöl turumuzda farklı durak noktalarında duruyoruz. Daha erken bu turlara başlayanlarsa birçok yeri görebiliyor. Bu şahane çöllere Yakupcan hemen bırakıveriyor kendini. Evet, Yakupcan bu arada çöllerden aşağılara doğru gidiyor. Yakupcan, gittin. Evet, Yakupcan'ı gönderdik. Bu arada şoförümüz de bize dedi ki normalde şu anda arkada deniz manzarasını görüyorsunuz. Şu anda sular yükseldi. Sular belli dönemlerde deniz yükseliyor, belli dönemlerde çekiliyor. Yükseldiği zaman işte bu şekilde çöllerin üstü suyla doluyor. Ama sular çekildiği zaman da burası tamamen çöl oluyor dedi. Şu anda yüksek sezonuna denk geldik. Ve aynı zamanda tam da bu mevsimlerde, bu tarihlerde burada kuşların uçtuğunu görüyoruz. Flamingolar geliyormuş. Göçmen flamingolar bu topraklara kış geldiğinde, tabii öyle kara kış yaşamıyor, en fazla 20 derecelere, 15 derecelere düşüyor hava soğukluğu. İşte o zaman da flamingolar buraya serinlemek için geliyorlarmış. Oh, pamuk gibi, deniz kumu gibi değil mi Yakupcan? Aynı deniz kumu gibi. Bembeyaz, kumun rengi çok güzel bu arada. Gerçekten bayıldım. Normalde bazı çöllere gittiğim zaman kahverengi kum karşımıza çıkıyor. Bazıları daha koyu, daha açık oluyor ama bu resmen bembeyaz. Katar çöllerinin kumu bembeyaz. Ve insanlar vakitleri olduğu zaman belli noktalarda geliyorlar, burada denize giriyorlar. Ve şu anda biz gün batımında geldik. Güneş artık batmak üzere ve ayı da bakın doğurduk. Ay da doğdu. Mükemmel bir manzaradayız. Şu anda Katar topraklarındayız. Ama hemen arkamda görmüş olduğunuz bu dağlarsa Suudi Arabistan'a ait. Suudi Arabistan'la Katar hemen görüyorsunuz komşular ve harika bir Basra Körfezi bulunuyor. Zaten Katar'ın üç çevresi bu şahane sularla çevrili. Mükemmel bir durak noktasındayız. O kadar güzel, o kadar tatlı bir hava var ki şu anda. Sabahın o bütün sıcağı, öğlenin bütün sıcağı gitti. Çölün o şahane serinliği geldi. Oh Yakupcan, denize girmişsin. Yakupcan gel gel. Burası artık bir sahil olmuş, bir plaj olmuş. Bakar mısınız? Çöl kumlarının plaja dönüştüğü an. Gel Yakupcan. Burası bir iç deniz. Bakın şu anda bir iç deniz olmuş durumda. Çöllerin arasına girmiş. Buranın yüzeyler. Kumun dokusu çok değişik. Kumun dokusu çok farklı değil mi? Yani bir dokun anne. Aa, gerçekten inanılmaz. Batımını çöllerde keyifle geçirerek artık havayı karartıyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.